telefonunuzla sağlıklı bir ilişkiniz var mı? Ona iyi bakıyor musunuz? Saygı gösteriyor musunuz ve sürekli yanınızda taşıyor musunuz? Peki, ilişkinizin zararlı olmadığından emin misiniz? Bu sık yapılan hataları siz de yapıyorsanız, zararlı bir ilişkiniz olabilir. 1. Ekrana bakarken başınızı eğmek. Hiç mesajlaşma ağrısı diye bir şey duymuş muydunuz? Bu ağrı, telefonunuzun ekranına bakmak için boynunuzu sürekli eğdiğiniz zamanlarda görülür ve gerçekten çok sancılı olabilir. Ayrıca postürünüzü de bozabilir ve sık sık başınızın ağrımasına neden olabilir. Bunu önlemek, tedavi etmekten kolaydır. O yüzden telefonunuzu göz hizanızda ve boynunuzu olabildiğince düz tutun. 2. Dikkatsizce şarja takmak. Şarj aletlerinizi yalnızca birkaç ay mı kullanabiliyorsunuz? Bunun sebebi size sahte bir şarj aleti vermiş olmaları değil. Telefonunuzu mesela aceleniz var diye dikkatsiz ve sert bir şekilde şarja takmak şarj aletinin ömrünü kısaltacaktır. Bu tarz aletlerin iç bağlantıları sandığınızdan daha narindir. Yani onlara iyi bakmak için nazik olmanız gerektiğini unutmayın. 3. Yazılımını güncellememek. Telefonunuz size bir takım güncellemelerin geldiğini gösteriyorsa çekinmeyin ve onu güncelleyin. Üreticilerin güncelleme çıkarmalarının bir sebebi var ne de olsa, öyle değil mi? Bunlarla ufak problemleri çözüyorlar ve cihazınızı tehditlere karşı koruyorlar. Evet, hafızanızda yer de kaplıyorlar ancak resmi güncellemeleri indiriyorsanız telefonunuz için tamamen güvenliler. 4. Telefonunuzla uyumak. Uyanmak için onu kullanıyorsunuz ve neler olup bittiğini öğrenmek için onu kullanıyorsunuz. Ama cep telefonunuz aslında ufak bir elektromanyetik alıcı ve vericidir. Yani radyo dalgaları yayar. Bilim insanları bu dalgaların beyniniz için ne kadar tehlikeli olabileceklerini tam olarak öğrenemediler. Ama gece gelen bildirimlerin uyku düzeninizi bozabilecekleri bilinen bir gerçek. Telefonunuzu kapamamanız gerekiyorsa en azından başka bir odaya koyun veya uyurken uçak moduna geçirin. 5. Gereğinden fazla mavi ışığa maruz kalmak. Ekranınızdan gelen ışık melatonin üretimini baskılar. Bu hormon uyku düzeninizden sorumludur. İşte uyurken yanınızda olmaması için bir neden daha. Ayrıca mavi ışık baş ağrısına ve göz problemlerine de yol açar. O yüzden telefonunuzun ışık seviyesini tekrar ayarlayın ve mavi ışık filtresi varsa bunu kullanın. Bu değişiklikleri telefonunuzun görüntü ve parlaklık ayarlarına tıklayarak yapabilirsiniz. Bu sayede gece modunda telefonunuzun ışığı otomatik olarak değişecektir. 6. Cildinize değdirmek. Telefonunuz kullandıkça ısınır ve size çok yakınsa cildiniz bu yayılan ısının bir kısmını tutar. Ve bilim insanları bu ısı dalgalarının insan sağlığına etkileri konusunda da pek emin değiller. O yüzden en iyisi dikkatli olmak. Telefonunuzla aranızda biraz mesafe olursa daha az olası tehlikeli sinyale maruz kalırsınız. Radyo dalgalarından korkmuyor olsanız bile ekranınızın kirli olması yüzünüzde cilt problemleri yaşamanıza neden olabilir. O yüzden telefonda konuşurken kulaklık kullanmayı veya hoparlörleri açmayı deneyebilirsiniz. 7. Güneşte bırakmak. Siz güneşlenmeyi seviyor olabilirsiniz ama telefonunuz bundan hiç hoşlanmaz. Çok fazla güneş ışığı veya yüksek sıcaklıklar hem içini hem de dışını bozabilir. Ekranınızdaki pikselleri bozar ve ekranınızın çatlamasına ve dokunmatik özelliklerini yitirmesine neden olabilir. Ayrıca bataryanın da fazla ısınmasına neden olur ve içindeki devre kartının bükülmesine bile neden olabilir. Yani telefonunuzu güneşli günlerde, arabanızda veya direkt olarak güneş ışığının altında bırakmayın. Kumsala giderken yanınıza alıyorsanız gölgede duran bir çantanın içinde taşıyın. Ama ice tea falan vermenize gerek yok. Nasılsa içmeyecek. 8. Arka cebinizde taşımak. Vücudunuz da bir ısı kaynağıdır ve artık sıcaklıkların telefonunuz için hiç de iyi olmadığını biliyorsunuz. Cebinizde hava akımının olmayışı ise işleri daha da kötü yapar. Ayrıca telefonunuzun cebinizde olduğunu unutup üstüne oturabilirsiniz. Telefonunuz aşırı ince modellerdense eğrilebilir veya kırılabilir bile. Buna ek olarak hırsızlar da telefonları arka ceplerden daha kolay aşırabilirler. Ve en büyük kabusu da unutmayalım. İstemediğiniz kişileri yanlışlıkla arayabilirsiniz. 9. Gereğinden fazla kendin yap projesi uygulamak. Cep telefonunuzu diş macunu ile kaplayın ve ne oluyor görün. Yok yok yapmayın. Telefonunuzu alüminyum folyo ile sarmak veya kabının üstünde delikler açmak da iyi fikirler değildir. Bazı kendin yap projelerini denemekten kendinizi alamıyorsanız bunları yapmadan önce en azından kullanıcı yorumlarını okuyun. Diş macunu mu?
10. Pahalı markaların telefon kaplarını tercih etmek. Bu kaplar üstlerinde pahalı bir markanın logosu var diye otomatikman en güvenli kaplar olmuyorlar. O yüzden telefonunuzu en iyi şekilde koruyan kabı seçin ve hangi marka olduğuna bakmayın. Bu kabı seçerken de kullanıcı yorumlarını okuyabilirsiniz. 11. Çok iyi çekmiyorken kullanmak. Ekranınızda telefonunuzun az çektiğini gösteren bir uyarı görmeniz, telefonunuzun daha iyi bir sinyal bulmak için çok çaba harcadığı anlamına gelir. Yani çok daha fazla radyo dalgası yayar ve bu sağlığınız için kötü olabilir. Ayrıca bu sırada ısınır ve bu da sağlığınız için iyi değildir. Bu sırada yapabileceğiniz en iyi şey bir sabit hat kullanmak veya sinyal az olduğu sürece telefonunuzu kendinizden uzak tutmaktır. Ve tekrar unutmayın, bunun için kulaklık kullanabilirsiniz. 12. Telefonunuzu hiç kapatıp açmamak. Avucunuza sığan minik bilgisayarınız birçok veriyi işler ve bu sırada birçok şeyi de depolar. Onu kapatıp açarak RAM'ini temizlersiniz ve tüm uygulamalarınız kapanmış olur. Bunu ara sıra yapmazsanız cihazınız günün birinde duygusal problemler yaşayabilir ve sizin direktiflerinize uymayarak kendini kapatabilir. Bunu önlemek için haftada bir kere falan onu kapatın, bir dakika bekleyin ve tekrar açın. Bunu yaparsanız size minnettarlığını daha etkin bir şekilde çalışarak gösterecektir. 13. Titreşimini açık tutmak. Çok sık arama alır mısınız? Sürekli çalan telefonunuz çok can sıkıcı olduğundan onu titreşime mi aldınız? Tamam, bu kulaklarınız için faydalı olabilir ama telefonunuz için hiç öyle değildir. Telefonunuz sık sık titreşiyorsa bataryası hızlı boşalır ve performansı düşer. Yani telefonunuzun çalmasını duymak istemiyorsanız sesi tamamen kısmak daha sağlıklı bir seçenektir. Bu arada siz sessiz modcu musunuz, titreşimci misiniz yoksa sesli modu tercih edenlerden misiniz? Yorumlarda anlatın. 14. Konum hizmetlerini sürekli açık tutmak. Telefonumu bul gibi uygulamalar veya harita uygulamaları konum hizmetlerini kullanarak telefonunuzu veya nerede olduğunuzu bulmanızı sağlarlar. Ancak kameranızın veya sosyal medya platformları gibi diğer uygulamaların her an nerede olduğunuzu bilmelerine gerek yoktur. Bu özellik çok batarya harcar ve telefonunuzu ne kadar sık şarj ederseniz o kadar hızlı eskiyecektir. Yani bu özelliği gereksiz olan uygulamalardan kaldırın. 15. Bir kılıfı yokken çantanıza koyup çıkmak. Telefon kılıfları yalnızca havalı görünen şeyler değillerdir. Bunlar telefonunuzu çantanızdaki anahtarlar gibi sivri şeylerin yol açabileceği çiziklerden korumak için üretilirler. Ayrıca iyi bir kılıf tozun telefonunuzun içine girmesini de engeller. Aksi halde telefonunuzun içinde biriken toz fazla ısınmaya yol açarak problemlere neden olabilir. 16. Hiç içini temizlememek. Ekranınızı ara sıra temizlediğinizden eminim ama telefonunuzun içinin de ara sıra temizliğe ihtiyacı var. Çünkü telefonunuz tam bir pislik mıknatısı. Onu çantanıza atıyorsunuz, restoran masalarına koyuyorsunuz veya arabanızda bırakıyorsunuz. Bu sırada da toz, tiftik ve kir parçacıkları hep içine doluyor ve buralarda arıza çıkmasına neden olabiliyor. Evet, telefonunuzu kendi kendinize açıp temizlemek çok iyi bir fikir değil. Ancak bunu bir profesyonele yaptırmak gayet akıllıca olacaktır. 17. Hafızasının doluluğunu takip etmemek. Cihazınızda hala yeteri kadar yer olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama ona bir iyilik yapın ve gereksiz yükünü kaldırın. Bu sayede gereksiz verileri işlemek zorunda kalmayan hafızası daha hızlı çalışacaktır. Telefonunuza hafıza kartı takabiliyorsanız bunları da tercih edebilirsiniz. Ayarlar menüsüne gidin ve tüm uygulamalarınızın, müziğinizin ve fotoğraflarınızın bu karta yüklendiğinden emin olun. Hafıza kartı kullanamıyorsanız verilerinizi bulutlara yükleyin. 18. Fırtına sırasında şarj etmek. Bir fırtına telefonunuzu şarj etmek için en iyi zaman değildir. Elektrik hattınız mükemmel olsa bile düşecek bir yıldırım tüm koruma önlemlerini bozabilir. Ortaya çıkan elektrik akımı da kablolardan geçerek cihazınıza girer. Eyvah! Yani en iyisi telefonunuzu şarj etmek için fırtınanın dinmesini bekleyin. 19. Wi-Fi ve Bluetooth'u sürekli açık tutmak. Bunları kullanmıyorsanız kapatmanız gerektiğini unutmayın. Yoksa gereksiz bir şekilde bataryanızı kullanırlar. Şöyle düşünün, ihtiyacınız olmasa bile suyu kapamıyorsunuz. Hiç hoş değil, öyle değil mi? Vay be, telefonların bu kadar ihtiyaç sahibi olacak şekilde evrileceğini kim bilirdi? Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Beğenebileceğinizi düşündüğüm bazı videolarımızı burada bulabilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakmanız dileğiyle hoşça kalın.